gençlere eğlenmek için ne tavsiye edersiniz? Güzel yüzüm, eğlenmenin, neşenin, sevincin imkanı şu an bölgede yok gibi görünüyor. Bir acayip bir şey oldu. Yani o kapı kapanmış gibi görünüyor. Ben eğlenen adam falan göremiyorum. Ağlayanlar var, üzülenler var. Bütün Ortadoğu öyle. Feryat, figan. Neşe yok, sevinç yok, eğlence yok, kalite yok, estetik yok. İncelik, nezaket pek o kadar yok. Müzik yok, sanat yok, estetiğin bütün dalları yok. Deccal biraz balıklama daldı benim gördüğüm. Daha da beter hale getirdi ortalığı. Mehdi'nin zuhurunu mecbur hale getirmek için bunu yaptığı anlaşılıyor. Bunda da bir hayır var tabii. Ama ben Orta Doğu'da hiçbir insanın neşeli olduğunu göremiyorum. Bağırma, çağırma, üzüntü, kalitesizlik, soğukluk, kabalık, birbirine uğraşma, nefret söylemleri, sanatın, estetiğin, güzelliğin hiçbir şekilde olmaması, olanların da yıkılması, dağıtılması gibi bir facia yaşanıyor. Bütün insanlar da sabır ve biraz da korku ve tedirginlikle bu belanın ne zaman kalkacağını düşünüyor. Mısır öyle, Afganistan öyle, Suriye öyle, Irak öyle. Sadece kepazelik ve dehşet, şiddet, kan, ağlama, bağırtı, kurşun sesleri, birbirine uğraşan adamlar. Nerede müzik, sanat, estetik, güzellik yani? Deccal kudurmuş gibi saldırıyor şu an. Yani cinnet geçiyor artık, son dönemi olduğu için artık diyor, durumu muhafazaya çalışır diyor. Bediüzzaman dördüncü dönemi diyor. Son dönemidir. Artık durumu muhafazaya çalışır diyor. Yapacağı bir şey kalmamıştır diyor. Şu an durumu muhafazaya çalışıyor. Biz de bunu yıkacak, elimizden ne geliyorsa yapacağız inşallah. İnşallah. Ve yapıyoruz. Ama tabii elimizden geleni yapmamız, biz kendi bunu arzumuzla, kendi kafamızla yapıyormuşuz gibi görünüyor ama bu kaderde Allah'ın deccaliyeti yıkması olayı. Yani deccale gücünü veren de Allah'tır. İnsanların neşesinin, müziğin, sanatın, estetiğin kalkması deccalin alameti olarak oluşuyor ama onun yaratılmasını Allah yaratır. Ama onun yok edilmesi görevini şu an Mehdiyet üstlendi. Bunun atağı var, biz de öncüsüyüz. Bunun için bir gayret ediyoruz ama bunu tabii kaderde Allah yaratıyor. Mesela ilk darbeyi yedi, Darwinizmle darbeyi yedi. Kadınlara yapılan çirkin bakış açısı, saldırı mantığı, kadınlara uygulanan şiddet ruhu da bizzat hükümetin ağzıyla, diğer dışişleri başkanının ağzıyla mühürlenmiş oldu. Ve kendilerini yerden yere atıyorlar kadın dövemeyecekleri için. Çünkü ağız tadıyla artık kadın dövemeyecekler. Ama tabii bu biraz vakit alacak gibi görünüyor.